Kübra Çamlıbel, yani sizin tanıdığınız ismiyle de Miranda Kerry. Son zamanlarda Carenli ile olan dramalarından tekrar gündeme gelen, yaptığı hareketlerle de bolca konuşulan bir kadın. Peki bu kadın kim? Neden insanlarla sorun yaşıyor? Neden sürekli bir dava olayları var ve neden ismi sürekli kara parayla anılıyor? Zamanında güzel izlenmeler yakalamış olan bir Twitch yayıncısı neden günümüzde bu hallere düştü ve neden büyük bir çoğunluk kendisinden nefret ediyor? Evet, bugünkü konumuzu anladığınızı göre selamlar. Ben Uhud Jabami. İyi seyirler efendim. Serecek derecede yayınlarda dansın da olsun, edemediğin dansın da olsun. Keşke bu kadar vasat olmasaydı. Bu yayından sonra benden bahsetmeye ve konuşmaya devam ederseniz gerçekten mesai harcamaya başlayın. Öncelikle Miranda Kerry'i iyi tanımamız gerekiyor. Eskilerden sayılabilecek bir şekilde aktif olarak yayın yapan, eski dönemlerde de sevilen bir yayıncıydı. Piyasada ismi de vardı o dönemlerde. MSI gibi markalardan bile sponsorluk alabilen bir kadındı. Lakin zaman zaman yapmaya başladığı işler ve girdiği dramalar ve bu dramalarda yaptığı saçma açıklamalar yüzünden... Sen şeyden Erdoğan'ın eski sevgilisisin. Kendisi insanların gözünde itici haller almaya başladı. Sürekli belli başlı yayıncılarla yaptığı şakalaşmalar insanlar tarafından garip karşılanıyordu. Elraenn, Immortori gibi yayıncılarla birlikte flörtöz muhabbetleri... Onun da şeyi başka, zevki başka yani. Zevki dediğim cinsel anlamda söylemiyorum. Kan neler ya, bir şey abi bir şey. Miafitz, Cahreyn, Anna Deniz gibi yayıncılarla olan dramaları onu piyasada yavaş yavaş ismini kötü hale getirmişti. Dur yazayım. Abi ben anlamadım şimdi. Prim kasmak isteyen de benim taklidimi yapmaya başlamış ya. Çok ilginç. Kendisini eleştiren, hakkında yorum yapan insanlara açtığı davalar veya tehditler bir önceki günde ben para için platform değiştirmem deyip para için platform değiştirmesi derken... Çok araştırdım gitmeden önce her tarafın kitlesine. Fiyatımın çok altında gidiyorum. En sonunda bitişleriyle de ismi anılınca piyasada tamamen kötü bir gün kazandı. Bit olaylarının patlamasıyla birlikte yaptığı açıklamalar yüzünden oldukça büyük bir linç yedi. Geldiğini görebiliyorum, kör değilim. Ya da Instagram'dan o ay ne kadar geldiğini ya da sponsorluklarımdan ne kadar geldiğini görebiliyorum. Ama hepsi ayın tek bir gününde gelmiyor. Ben şunu hiçbir zaman şöyle bir algım olmadı benim. Ben bir ayda ne kadar para kazanıyorum bilmiyorum. Ortalama olarak ise dönemine göre tam $5000 civarında hırsızlığa bulaştığı söylendi. İşte tüm bu konular Carenli ile Miranda arasında süre duran bir tartışma ateşini başlattı. Ve günümüze döndüğümüzde bir yayının gerçekleşmesiyle birlikte garip sahneler izletti bizlere. Atışmalar üzerine Miranda, Carenli yayında rızası olmadan arayarak rahatsız ediyor ve yayına çağırıyor. Ulaşabilir misiniz ya? De vardı. Bunu veren arkadaştan almıştım. Sen misindir acaba? Bir arayayım. Mikrofon açık değil, açabilirsin telefonu. Üstelik bunda garip olan bir nokta ise Caren'in telefon numarasını kendi ağzıyla Caren'in izni olmadan aldığını dile getiriyor. Daha aslında bu ikili karşılaşınca da şu garip konuşmalar yaşanıyor. Ya ben hala ilk geldiğimde sorduğum sorunun cevabını bekliyorum. Nereden para kazandığımı ve nasıl bu rezidanslarda kaldığımı, nasıl bu kadar pahalı giyindiğimi... Oluyor, yapıyoruz bir şeyler bizde ya. Cahreyn, bit olaylarıyla birlikte Miranda için yapılan iddianın üstüne giderek kazandığı parayı sorgulamaya başlıyor. Aslına bakarsanız bu çok umurunda olan bir konu değildi. Lakin Miranda'nın her açıklaması birbirinden daha da kötü. Kazandığı paralar için yaptığı açıklamada aynen şu. Instagram abonelerimin kaç tane olduğunun farkında mısın? Kaç tane? Bilemezsin işte. Yine baktığımız zaman ne abone sayısını söylediğini ne de spesifik bir bilgi paylaştığını göremiyoruz. Üstelik kendisi suçlanırken, bir açıklama daha yapamazken Cahreyn'e okları yöneltmeye çalışıyor. 1.200.000 mü ne? Kurumlar vergisi ödedik. 3 ayında mı dedi? 1.200.000 TL kurumlar vergisi ödemesi için bu adamın 3 ayda 4.800.000 TL kazanması gerekiyor. Tüm Türkiye'nin tişört ihtiyacını sen mi karşılıyorsun kanka? Birazdan şikayet ediyorum. Durumlar madem öyle, bir hesaplama yapalım. Bir yana Cahreyn'in kazancını, bir yana da Miranda'nın kazancını ekleyelim. Öncelikle Cahreyn'in tişört markasından başlayalım. Bu marka üzerinden satılan tişörtlerin ortalama fiyatlarını 800 lira bandında alırsak ve en az 5000 lira gibi az bir rakamdan sattığını düşünürsek bu ortalama olarak 4 milyon Türk lirası yapar. Bunlara dahil olarak YouTube reklam geliri, Kick'le yaptığı kontrat ve izlenme geliri ve üstelik olarak da ajansın ve komisyonların getirdiği paralarla birlikte vergiyi düşersek bu rakama oldukça rahat ulaşır. ulaştığını görüyoruz. Peki bir anda Miranda'da ne var? Ortalama 80 izlenen bir Twitch kanalı. Buranın gelirinin zaten çok olmadığını aslında kendisi de söylüyor. Ağırlık olarak Instagram'ını dile getiriyor. Ağırlıklı olarak kazandığı paranın Instagram'daki abonelerden geldiğini söylüyor. Şahsen bana sorarsanız bu birazcık Dilen Polat'ı aratan bir açıklama olmuş. Hatta Meta'nın kendisine ulaştığını, ondan Instagram'ın komisyon almadığını söylüyor. Instagram yüzde almıyor. Hatta şöyle bir şey oldu. Benim Instagram abonelik kısmım o kadar başarılı gidiyor ki maşallah. Siz de lütfen güzel dileklerinizi iletin. Bana Meta'dan ulaştılar. Hadi parasını dürüstçe hesaplayalım. Eğer iddia edip de göstermediği kadar abone sayısı olduğunu varsayarsak diyelim ki 5000 olsun. Aboneliklerini 30 liradan satıyor. Ufak bir hesaplamayla toplamda buradan 150 bin lira aldığını görüyoruz. Lakin Instagram bu miktarın yaklaşık %55'ini keserek kendisini alıyor. Yani bu 150 bin liradan kendisinin yaklaşık olarak 70 bin lira kalıyor. Ekstra olarak bu kazancına %15 vergi de ödemesi zorunlu. Eğer bu vergi ödemiyorsa zaten vergi kaçakçısı durumuna düşer. Yani kaldı 60 bin. Oturduğu evinde rezidansta olduğunu ve nezih bir yerde yaşadığını sayarsak aydasıyla beraber ortalama 30-35 bin liraya geliyor olması gerekli. Bunun yemesi, içmesi, giyimi, benzini, osu busu derken yaptığı pahalı harcamalar da göze batıyor. Designer bag kullanması da işleri bir o kadar garipleştiriyor. Üstelik size verdiğim hesaplarda en güzel haliyle. Birkaç tane çıkan SS'de abone sayısının 2000 bile olmadığı söylenmiş. Peki bu kadın aboneleri özel olarak ne paylaşıyor olabilirdi bu rezidansta oturacak kadar para kazanıyor? Keşke, seçimin keşke vücudunu bu kadar gözler önüne serecek derecede yayınlarda dansında olsun, edemediğin dansında olsun. Keşke bu kadar olmasaydın veya para kazanmak için yapıyorsun ama kortluk yap, bunu yapma daha iyi. Hiç olmazsa gözler önünde değil. Evet, bu klibi geçmişte içerik üreten bir kızla olan tartışmasından çıkardım. Giyimine kadar laf edip yanlış yaptığını söyledikten sonra Miranda günümüzde ne yapıyor olabilir ki? Ufak bir araştırmaya koyularak ismini Reddit'te arattım ve evet, sonuçlar beni hiç şaşırtmadı. Üyelerin özel paylaşımlarda bikinili fotoğrafları dolu ve kendi iddiasına göre de ana gelir kapısı bu fotoğraflar. Hayat bazen insanı şikayetçi olduğu durumları yaparken buldurabiliyormuş demek ki. Bu dramada olan bir atışma da ayrı çok iğrenç. Bu ikili arasına dönen kavgada da söylenilen birkaç şeye bakalım. Miranda başka bir yayıncının chatinde Cahreyn'in kendisi hakkında evli erkeklerle s***liğini söylediğini iddia ediyor. Üstelik bunun yanında da kirli fetiş fantezilerini de el atmış. Bu durumda savunulmaya gerekecek bir nokta yok. Evli bir erkeğin bir kanıt olmadan bunları söylemesi oldukça yanlış. Ben öyle bir şey demedim, oradaki kastım o değildi, pek kurtarılabilir bir nokta değil. Sonuçta zaman dilimini incelediğimizde Miranda'nın ismini verdikten tam 50 saniye sonra bu yorum yaptığını görüyoruz. Diğer yandan da Miranda'nın Cahreyn için şu söylemi var. Aşık mısın bana nesin? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten bak, aşıksın, itiraf edebilirsin. 37 yaşında çocuğu olan bir adama sen bana aşıksın diyerek zan altına sokmak ve onu linçlettirmeye çalışmak ayrı bir komiklik. Aklıma takılan bir son nokta ise Miranda'nın neden bu kadar korktuğu. Kara para olayları için kendisine kanıtla dendiğinde olmamış bir şeyi nasıl kanıtlayabilirim ki tarzında söylemleri var. Bu işleri açığa kavuşturmak hiç zor değil. Miranda, lütfen çık ve Instagram'daki abone sayına birlikte vergi mükellefi olduğun banka hesabına giriş çıkışları açık açık göster. Zorunda değilim demek bu olayların kaçmasının bir noktası çünkü. Ya da bu şekilde yalan söylemeye devam edersin. Gitmek zorundayım çünkü benim hayallerim var. Hayallerimin birisi sokak hayvanları ve... Sözde kazandığın parayla tinercilere ve sokak hayvanlarına yardım edeceğini söylemiştin. O bitlerden aldığın 5000 doları umarım sokak hayvanları için harcarsın. Prada çanta almak için değil. Videoya koyduğum her kesitinin uzun halini, arkadaşın Reddit'te paylaşılan fotoğraflarını, dramaları, kavgaları, yani kısaca her şeyi Discord sunucumda RAR şeklinde paylaşacağım. Ben Uhud Jabami. İzlediğiniz için teşekkürler efendim. Eziksin anladın mı? Kocaman oldun. Çok tabii ki alıyorum. Hala böyle şeylerden dolayı soruyorum. Bir de bu kadar fazla abonemin olması da dikkatimi çekti.